Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Arkadaşlar bayağıdır bizim bir yerden alışveriş yapmamızı istiyordunuz. Bu yerin de iddiası şuydu. Piyasadaki en kaliteli çakma telefonları sattığını iddia ediyordu. Biz de ne yaptık? Tabii ki de 4 tane sipariş ettik. Arkadaşlar bu telefonları da sizlerden gelen ki yaklaşık 1 yıldır falan sürekli bu maili atıyordunuz bize. Biz de en son dayanamadık, aldık, onun üstüne bu siparişleri verdik. Gelin şimdi bir bakalım neler aldık, neler göreceğiz. İlk telefonumuz S9 Plus. İkinci telefonumuz iPhone SE 8. Üçüncü telefonumuz iPhone 10. Dördüncü telefonumuz da Galaxy Note 8. Şimdi arkadaşlar videomuza geçeceğiz fakat öncelikle bence şu soruya cevap vermek lazım. Biz bu telefonları niye alıyoruz? Öncelikle amacımız sizin sağlığınız arkadaşlar. Bunun detaylarına geleceğim. İkinci amacımız da sizlere göstermek. Neymiş, ne değilmiş, ne durumdalar, ne haldeler falan filan. Bu telefonlar merdiven altı üretildikleri ülkelerin çoğunda zaten satışa çıkamıyor. Nedeni de belirli sağlık kriterlerini yerine getirememiş olması. Bir diğer durumda arkadaşlar SAR. SAR değeri dediğim şey en kabaca tanımıyla bir telefonun saçtığı radyasyon. Şimdi ben bazen denk geliyorum. Bazı satıcılar diyor ki SAR değeri şu, SAR değeri bu falan filan. Yalnız şunu hemen belirteyim. Öyle SAR değeri senin, benim, Ahmet'in, Mehmet'in gidip ölçtürebileceği, yaptırabileceği, baktırabileceği bir şey değil. Neden değil? Çünkü SAR değeri ölçebilen dünyada belirli yerler var. Bunlar milyon dolarlık laboratuvarlar olmakla birlikte bu testler de milyon dolarlık maliyetlerle ortaya çıkıyor. Beyin tümörü riski, kısır kalma ihtimaliniz, kadınlarda düşük ihtimali, baş ağrıları, radyasyon çeşitli zararları falan filan. Bunları burada saatlerce anlatabilirim fakat bence bu kadarını bilmeniz yeterli. Bir diğer önemli neden de şu arkadaşlar. Şekil olarak bu sefer biraz benzetmişler. Şimdi doğruya doğru. Telefonlar harbiden orijinallerine benziyor. Peki ya içindeki yazılım ne olacak? Ya bu yazılıma müdahale edildiyse ki çoğu korsan? Ya sizin bilgileriniz sürekli çalınıyorsa? Ya o telefondan hasbelkader bir bankacılık işlemi yaparsanız? İşte o zaman başınıza gelebilecek işlerin çapı büyür. Yani arkadaşlar videonun başında hemen belirteyim. Bize soracak olursanız 400-500 liraya bu çakma, sağlığınıza ne yüdüğü belirsiz zararlar verebilecek cihazları almak yerine paranızın yettiği ama gerekli sağlık standartlarını yerine getirmiş olan farklı orijinal bir marka telefonu tercih etmeniz yönündedir. Bu telefonlarla ne yapacağız biliyor musunuz? Bu telefonlarla sadece tost olur. Tost, o da yenmez. Şimdi hazır Note 8 elimdeyken bir açmak istiyorum arkadaşlar. Açıyorum. Bu ne lan? Direkt petrol bu. Bakın çekiyorum, Samsung çıkıyor bak, Samsung. Bir açayım bakayım, çalışıyorum, merak ettim. Açıldı. Kalem. Kalem çıkmıyor. Allah Allah. Hey yavrum hey, kalem. Sen kiminle artistsin? Plastik arka taraf. Evet, telefonumuz açıldı. Şu sertifikaların hepsi çakma arkadaşlar. Kesinlikle inanmayın. Slow-mo. Evet, slow motion'da bu kadar çalıştı. Sıra geldi iPhone 10'a arkadaşlar. Arkadaşlar çentik buraya iPhone 10'da manuel olarak eklenmiş. Normalde çerçevede çentik yok, bilginiz olsun. Kaymıyor. Portre göremiyorum abi. Yo, bunun dokunmatiği de bayağı sıkıntılı. Alttan kaydırma olayını yapamamışlar, o da karıştı. Şimdi geldik S9 Plus'ımıza. Ya bunlar çöp ya. Çöp olmasının nedeni şu arkadaşlar. Yani bu cihazların üzerinde sağlık sertifikası yok. Bu açıda dursun bir yandan. Çift kamera var. Çift kamerayı daha önceki videolarımızdan biliyorsunuz. Burada bir plastik var arkadaşlar. Bu bir kamera değil. Bu cihaz açılmıyor yalnız. Şu an çalışmıyor arkadaşlar. Prizini değiştireyim. Hani olur olur. Yok, açılmıyor. Şimdi arkadaşlar siz bazı şeyleri böyle hemen hızlı hızlı görüyorsunuz ama bir 10-15 dakikada uğraşıyoruz kendisiyle. Açamadık, cihaz arızalı. Tekrar deneyeyim. Yok. Elimde 4 tane telefonu görüyorsunuz. 4'ü de birbirinden çakma. Kaldı ki hiçbirinin sağlık sertifikası yok. Şimdi ben bir masa kuracağım arkadaşlar. Ofisteki arkadaşlarımın önünde hem iPhone 10 bu çakma olan hem de orijinal olan olacak. Bakalım hangisinin çakma olduğunu anlayabilecekler mi? Misafirimiz Ömer. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Karşında iki tane telefon var. İkisi de iPhone 10. Hangisi çakma? Sağdaki böyle biraz parlak gibi duruyor. Soldaki biraz daha normal gibi duruyor. Sadece de gelelim. Sağdaki çakma. Bence kamera merceklerine odaklanmamız lazım. iPhone yürü X'in ya, bildiğim kadarıyla kameraları görünüyordu mercekleri. Sağdaki gibi görünüyor abi ama. Bu daha gerçekçi gözüküyor abi gözüme. Bunun soldaki butonları biraz daha değişik gözüküyor. Şimdi ben teknolojiye hakim değilim. Şöyle hislerimi kullanacağım. Şöyle bir dokunabilirim. Olmaz. Neden? Sadece enerji gönderebilirsin. Şöyle vıyv yapabilirsin. Sağdaki çakma çünkü onda o iki kamera belli olmuyor. Burada daha net. Bu çakma, bu gerçek diyor. Sağdaki tamam, gerçek. Teşekkür ederim.
Şuna bir daha bakacağım. Hoş bulduk abi, merhaba. Arkadaşlar çok da sevdiğimiz bir arkadaş kendisi. Sanki biraz daha küçük gibi duruyor. Abi bence bu çakma ya. Gerçek. Aynen evet. Sence hangisi orijinal? Sağdaki diyorum. Arkadaşlar videomuza Lütfi de geldi. Ofisi izledik enteresan bir şekilde abi. Çok garip. Görüntüye ağlanmamak lazım. Ne telefonlar gördük içinde. Telefon yok. Bunlardan tost olur arkadaşlar, başka bir şey olmaz. Kardeşim evet i̇yice, şöyle bir rahat ol. İyice kalp krizi diyorsun. Şöyle bir rahat ol ya. Telefonların tadı gitti. Eureka. Şu iPhone 10'la başlayalım. Bu rengi ne güzel oldu lan arkası. Evet. Kameraların bir tanesi var. Diğer ikinci kamera olarak satılan yer bir boşluk. Bak bunda delikanlı gibi tek kamera var. Bu da iPhone 8'imizdi arkadaşlar. Note 8'imiz var. Tostu yakmışız hocam. İkinci kamera gördüğünüz gibi yok. Ha o S9 muydu? Bu mu Note 8? Aynen bu S9. Doktor hassasiyetiyle çalışıyorsun Çağrı. Çok öğrendik ya. Arkadaşlar gölgeye kaçtık, gördüğünüz gibi bu telefonlar orijinallerine benziyor. Tamam orada bir sıkıntı yok ama gördüğünüz gibi sizin sağlığınıza ne zarar verebileceği belli değil. Ayrıca çakma en nihayetinde ya. Yani kalitesiz malzemeden yapılıyor. Bir ay sonra, iki ay sonra elinizde kalır. Son olarak şuraya bir anket ekledik arkadaşlar. Bu kadar video çekiyoruz. Siz hala gidip bu telefonları alır mıydınız? Bunun cevabını bekliyoruz. Bir de kafanıza takılan her türlü şeyi bize aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz diyelim. Başka videomuzu bir... beğenmeyi var mı Çağdaş? Beğenmeyi unutmayın. Artık söyleyebilirim ama başka bir webtekno videosu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.